sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Sizin ayınıza hoş geldiniz. Evet. Sevgili Başaklar, sizin ayınız bu ay Başak Burcu'nda, yeni ay doğacak 5 Eylül'de. 13 derece Başak Burcu'nda olacak. İkinci dekan doğan, Eylül'ün ilk haftası doğan Başak Burçları daha fazla etki alacaklar. Yükselen Başak Burçları, yükselen Başak tabii, olan Kova Burçları, aslan olan Başak Burçları, bunların evet, hepsinde etkiler evet, var. Şaraten pozisyonunda bir yeni ay var. 13 derece Başak 04'te. Yengeç'in güzel bir desteği var. Jüpiter'den. Başak yeni ayları ne demek? Üretim demek, iş demek, eğitim demek, çalışma demek, sağlıkla ilgili konular demek. Bereketli yeni aylar aslında Başak yeni ayları. Eylül zaten Vigon dediğimiz, evet, Virgo dediğimiz. Vigon, şöyle baktığımızda aslında daha ziyade ansiyan astrolojide, hı hı, daha Latinlere baktığımızda, eski Yunan'a baktığımızda bu bakire burcudur Başak. Aslında hı hı, bakire ve sümbüle burcudur. Neyi temsil eder? Doğanın bekaretinin bozulmasını, hı hı, doğanın verimliliğini, gerçeği hı hı, söylemek gerekirse, kadın ve erkeğin birleşik olarak aşkının ölümsüzlüğünü, mantığı, çalışmayı, mücadeleyi ve topraktan kazanmayı, evet, yani ekinlerin biçildiği Vigon, Virgo, Başak, evet, evet, artı o ekinlerin biçilerek sonbahar başlangıcıyla beraber, hayatımızda kışla beraber insanların kendi hayatlarına yeni döngülere girdiği bir dönemdir ansiyende. Evet. Osmanlı'da sümbüle burcudur. Sümbüle evet, burcu çünkü sümbüllerin çok, sümbüllerin çok böyle sümbül mevsimidir zaten evet, Eylül. Sümbüllerin tüm Osmanlı topraklarında, bilhassa Balkanlarda güzel kokular verdiği bir mevsim olduğu için Başak hı-hı, burcu çok önemlidir. Hı-hı. Bence burada Başak burcundaki yeni ay, yılın en önemli yeni ay Başak burcu için. Hı-hı. Kendi burcunda olan tabii bir yeni ki, ay. Tabii Başaklar için yenilik zamanı, yeni girişimler, başlangıçlar, özel hayat olabilir, iş hayatı olabilir. Bu enerjiyi iyi kullanmaları lazım Başaklar. Mart ayına kadar olan süreçte hı, bu enerjiyi arkadan alacaklar. Yelkenli bir tekne gibi gidecekler. Venüs Spica var. Venüs'te güzel ikinci evlerinde Venüs'ün Spica ile kavuşumu parasal evet, kaynaklarda iyi destekler var görünüyor. Destek geliyor. Spica terazi hı, burcunda Arcturus'a çok yakın. Arcturus çok kaliteli. Spica, yani Spica'yı da severim ama Spica hı, Arcturus olsa dairede de Spica ile de idare edenler. Yani 3 kuruş, 5 kuruş karın doyar. Evet, devam edelim. Diğerlerinden neler var? Evet, 9 Eylül biraz gergin bir gün. Mars'ın Satürn'e kare açısı tabii ki yılın zor günlerinden birisi. Mars-Satürn karesi Aslan ve Akrep arasında olacak. Sağlığa dikkat. Sağlık etkilenebilir 12. evde olduğu için Mars şu sıralarda. Arkadaş sağlığı, evet, uzak akrabalardan biri amca sağlığı, amca ile evet, ilgili bir sıkıntı, uzak ülkelerden karşımıza çıkacak bir problem, medya, basın, radyo, televizyonla ilgili hakkımızda çıkabilecek keyifsiz bir haber, küçük bir dava, hı hı, küçük bir dava hı hı, veya bir SSK borcunun ödenmemesinden dolayı gelmeyi düşünen bir haciz öncesi davranışlar gibi gibi etkiler. Ama bunlar tabii her başa etkilemez. Evet, eğer doğum haritanızda bu derecelerde herhangi bir gezegen veya önemli bir nokta varsa etki alıyorsunuz. Yoksa her başak bundan etkilenecek diye bir kural yok. Biraz da 9 Eylül'de doğan biraz daha zor evet, etkiler ama doğum haritasında yılına göre iyiyse etkilemeyi de bilir. Devam. Venüs Akrep'e girmiş. Önce 9 Eylül'de Merkür Terazi'ye geçiyor. Merkür doğru, artık Başak'tan ayrılıp Terazi'ye geçiyor. Parayla ilgili konular hayatlarında biraz daha hızlanacak. Düşünce ve iletişimi doğru kullanırsa para kazanır. Evet. 11 Eylül'de Venüs Akrep'e geçiyor. Uzun zamandan beri problem yaşadığı bazı iş projeleriyle ilgili centilmence, hukuksal bazı sorunları çözebilme şansı var. 18 Eylül Venüs'ün Satürn'e kavuşumu var 3. evlerinde. Venüs kavuşum Satürn 3. evde. Kardeşlerle ilgili hareketler, komşularla ilgili güzel haberler, araba almak, otomobil almak, sağlam ve karıcı bir döneme girmek, hı hı, medya, radyo, televizyon harcı yazmak, düşünmek ve eğitim hayatıyla ilgili çok kararlı ve uzun vadeli bir desteğe girmek. Bak 8 Akrep'te ya bu. Evet. 8 Akrep'te gelmiş Venüs kavuşum Satürn o kadar önemlidir ki. Evet. Bir kısım insanlar eğitim hayatlarında bu dönemde bir kursa girerler, yabancı dil öğrenirler, kendilerini geliştirirler, enerji, ıvır zıvır gibi şeylerle uğraşırlar ve bunun sonucunda da inanılmaz düzeyde gelişirler. Evet, 19 Eylül'de bir dolunay var, çok önemli. Bakın Başaklar, çok önemli, evet, çok. Evet, bu Venüs-Satürn kavuşumunun etkisinde olan bir dolunay olacak çünkü hemen ertesi günü olacak 19 Eylül'de 26 derece Balık burcunda olacak, karşıt burçlarında olduğu için etkili, Başakları da çok etkileyen bir dolunay. İlişkileri, evlilikleri, ortaklıkları veya açık düşmanlıkları ile ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. Farkındalıklar yaşayacaklar. Karşılarındaki kişiyle ilgili farkındalıklar olabilir. Belki ilişkileriyle ilgili yeni bir dönem olabilir. Bu sonlanma da olabilir, başlangıç da olabilir. Aslında burada Başak'taki ana yapı şu. Doğru giden bir ilişki evreler. Evet. Yanlış giden bir ilişki biter. Evet. Yani bu hak edişle alakalı. Evet, evet. Eğer karşındaki hanımefendiye doğru davrandıysan, kibar olduysan, insan gibi olduysan evlilik teklifin kabul edilir. Eğer tam tersi yapıldıysan terk edilirsen. Hı-hı. İş ortaklıklarında beklenmedik iletişim ve son anda imzadan geri dönme gibi sorunlara sebebiyet verir. Yalnızca bu tabii ki 19 Eylül haftasında da, evet. 17, 18, 19, 20 Eylül. Ya ben bu 18, 19 Eylül'de çok sevmem zaten. 18, evet. 19 Eylül güneş pozisyonlarına. Evet. Çünkü bu insanlar çoğunlukla çok analizci, çok sentezci, yani doğum haritalarında güçlü değerleri olmadığı takdirde de çok tembel olurlar. Hı hı. O güçlü değerleri ulaştığı takdirde de bazı değerler gelir. Çünkü bu solar liton. Yani tabii. Bakın arkadaşlar, bu Başak burcunda, yani bu ay olacak ana gezegen değerleri return dediğimiz, yani güneş dönüşünü etkiliyor. Hı. Güneş dönüşünü etkileyince de bir yıl boyunca başınıza gelebilecek ana değerleri gösteriyor. Tabi bunun için bilinçokulu astroloji servislerinden, astrologlarımızdan profesyonel hizmet alarak bu returnlere baktırabilirsiniz. Ücretsiz hizmetlerden değildir. Bunu unutmayın, çünkü bir return bakmak 2 saatten az değildir. Bir de şeyler var. Günlük, evet. Burada gün gün bazı değerler var. Onlar ay sonunda burç değişimleri olacak. Yine tabii. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçerek sonbahar mevsimi başlamış oluyor. 29 Eylül'de Merkür Akrep burcuna geçiyor. Yine Başaklar için yakın çevre ilişkileri ve maddi konular, gündemde. Ticaret, iş hayatları gündemde olacak. Gündemde. Sizi seviyoruz sevgili Başak. Bilinçokulu Günlük Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı'yı dinlemeyi ve izlemeyi unutmayın. Sevgiler. Hoşçakalın.